Evet, tarım bereketi bir ilçe, gelişen bir ilçe. Şimdi de Ceyhan'a gidiyoruz. Bakalım Ceyhan neler söyleyecek 2017 için bizlere. Buyurun. Adana'nın gelişen ilçelerinden Ceyhan'a doğru yol alıyoruz. Ceyhan bir tarım bereketi ilçe. Eğitime verdiği önem ve başarısıyla da ön plana çıkan, tarımın şahlandığı bir ilçe. Ceyhan'ın başarılı yöneticisi Sayın Alemdar Öztürk bu hafta Meltem Dikici'nin özel konuğu oldu. Ceyhan'da değişimi ve ilçenin marka değerini konuştuk. A'dan Z'ye Ceyhan diyor, şeffaf yönetim anlayışıyla Alemdar Öztürk'ü konuk ediyoruz. Bu çok özel röportaj şimdi sizlerle. Biz biraz Ceyhan'ı tanıtalım sevgili seyircilerimize. Ceyhan denince aklımıza neler gelir? Biraz marka değerleriyle Ceyhan diyelim. Evet, teşekkür ederim. Ceyhan, Çukurova'nın parlayan yıldızı olan ilçelerinden birisi. Ceyhan, Adana'nın merkeze bağlı olan ilçelerinin dışındaki en büyük ilçelerinden birisidir. Mümbit tarım arazileri üzerine kurulu, 160 bin nüfusu olan bir ilçemiz. Geçmişte tarımın merkezi olduğu, halen tarımın merkezi olmasıyla birlikte enerjinin de dünyaya pazarlanmış olduğu bir pencere konumunda oldu. Kerkük petrol, yumurtalık petrol boru hatlarının Ceyhan limanlarından pazarlanması yapılıyor. Yine daha sonra Bakü petrollerinin de dünyaya pazarlandığı pencerelerden birisi. Hızlı gelişen bir ilçe dedik ama bu hızlı gelişim neye bağlı? Evet, dediğimiz gibi enerjinin dünyada önem arz etmesiyle birlikte buraya da hükümetimizin önem verecek pozisyon içerisine girmesiyle birlikte önemli yatırımcılar burayı ilgi alanları içerisine almışlar ve bu ilgi alanları içerisinde inşallah tez zamanda da yatırımların gelmesiyle birlikte Ceyhan daha hızlı bir şekilde büyüyecektir. İnşallah. Efendim tabii biraz da vizyoner projelere gelelim. Neler yapılıyor burada yatırımlarla ilgili? Ceyhan'ın gelişmeleri neler? Evet, teşekkür ederim. Büyükşehir yasası çıkmasıyla birlikte Ceyhan Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi sınırlar içerisine dahil oldu. Ve bu süreçten sonra 70 tane köy, 11 tane belde ile birlikte toplam seçime geldiğimizde 12 belediyeyi burada teslim aldık. Dolayısıyla Ceyhan'ın yeni katılan mahallelerle birlikte 112 tane mahalle olmuş oldu. Yazın çamur tozsuz, kışın çamursuz bir Ceyhan'ı tesis etmek için özellikle köylerimizde ve beldelerimizden başlamak üzere buraların tamamının şu an itibariyle altyapılarını, yollarını yapıyoruz. Ve 50 tane de yeni park tesisi yaparak şehrimizin her kesimine hizmeti en iyi şekilde, en güzel şekilde vermenin gayret içerisindeyiz. Az önce de ifade ettiğim gibi inşallah Ceyhan'da, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'nin de bir an önce yatırıma açılmasıyla birlikte, büyük yatırımcıların da Ceyhan'a dahil olmasıyla birlikte, Ceyhan'ın üzerine anlamlandırılan ve Ceyhan'ı istikbalde enerji merkezi haline getirecek olan yatırımların da Ceyhan'a gelmesiyle birlikte Ceyhan halkına ciddi bir istihdam alanı, hatta dışarıdan gelen hemşerilerimize de, dışarıdan gelecek olan vatandaşlarımıza da Ceyhan'da istihdam alanları doğacağına, oluşacağına canı yürekten, canı gönülden inanıyoruz. Bizim bu manada Ceyhan'a yeni gelecek yerleşim alanlarıyla yerleşime gelecek olan insanların da dahil olmasıyla birlikte konut alanları doğacağını biliyorduk. Ve Büyükşehir'de 1/5000'lik imar planı geçirildikten sonra şu anda hızlı bir şekilde 1/1000'lik imar planını da yaparak yeni imar revizyon planıyla birlikte istikbalin daha rahat yaşanabileceği, sosyal donatı alanların olacağı imarla ilgili altyapıların şu an itibariyle %90'lı aşamalara getirdik. İnşallah birkaç ay içerisinde, önümüzdeki birkaç ay içerisinde bunu da gerçekleştireceğiz. Kentsel dönüşüm alanıyla birlikte bu alanlarda konut alanları,
alışveriş merkezleri, sosyal donatı alanları, spor alanları, park alanları tesis edilecektir. Burayı inşallah önümüzde Ceyhan Nehri'nin taşkın sahasının 150 metreden 50 metreye düşmesi, çekilmesi hususunda bizim bir müracaatımız var. Bunun geçmesiyle birlikte Bakanlar Kurulu'ndan inşallah kentsel dönüşüm planımız da hızlı bir şekilde inkişaf edecektir. Hızlı bir şekilde gelişecektir. Sosyal projelerle ilgili Ceyhan'da ciddi bir çalışmalarımız sürmektedir. Örneğin burada bazı örnekler verecek olursak, geldiğimiz günden bu tarafa bütün ibadet hanelerimizi temizliğini Ceyhan Belediyesi olarak biz yürütmekteyiz. Yine Lokman Hekim Hayır Çarşımız var. Bu Lokman Hekim Hayır Çarşısı'nda yardıma uzanan eliniz olalım sloganıyla, hayra uzanan eliniz olalım sloganıyla, parolasıyla çıkmış olduğumuz bu yolda Ceyhan'da ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin tamamının ihtiyaçlarını, her türlü ihtiyaçlarını gidermekteyiz. Ve bu projemiz aktif bir şekilde devam etmektedir. Yine yaşlı evlerimizin bakımı ve temizliği projesi var. Bu proje halen sürmekte. İhtiyaç sahibi olan yaşlılarımız bize ulaştığı an itibariyle bunlara bu hizmeti vermekteyiz. Yine hasta aracımız var, nakil aracımız var. Süreklilik arz eden hasta olan hemşerilerimizin müracaatı anında hastalarımızın tamamının nakli yapmaktayız. Yine Ceyhan'ımızda yeni doğan bütün çocuklarımıza, Ceyhan'ımıza hoş geldiniz diyerek küçük bir hediyemizle birlikte onların mutlu anlarını paylaşıyoruz. Yine bizim eğitimde fırsat eşitliği adı altında geldiğimiz günden bu tarafa yürütmüş olduğumuz bir gençlik merkezimiz vardı. Bu gençlik merkezimizde hem TEOG bazlı hem de üniversiteye hazırlık alanında Ceyhan'la hemşerilerimize burada kurslar veriyorduk. Yeni kanun hükmündeki kararnamesinin çıkmasıyla birlikte kısa bir süre için askıya alındı. İnşallah bakanlık nezdiyle protokolümüzü yapmamızla birlikte de bu projelerimizi tekrar hızlı bir şekilde yürüteceğimizi ifade etmek istiyorum. ...2017'ye girdik. 2017'nin bir mesajını da alalım. Ne söyleriz tüm dünyaya? Dünyaya şunu söylemek istiyorum. 2016 yılı hem Ceyhan'ımız için hem Türkiye için ciddi badirelerin atlatılmış olduğu bir yıl oldu. Biliyorsunuz bu süreç içerisinde komşu ülkelerdeki cereyan eden iç çatışmaların, savaşların en fazla yükünü çeken ülke Türkiye'miz oldu. Ve Türkiye halen bu yükün altına girdi ve 2016 yılında bir darbe girişimine maruz kaldık. Hamdolsun devlet büyüklerimizin, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bu manada siyasi parti liderlerinin göstermiş olduğu basiretli davranışla Türkiye bu darbe girişimini bertaraf etti, darbe girişimini ortadan kaldırdı. İnşallah 2017 yılı ülkemizin birliğine, dirliğine, beraberliğine daha müreffeh bir şekilde, daha ileriye gidecek bir şekilde oluşmasına zemin hazırlar diyoruz. Ve ben 2017 yılında milletimize mutluluklar, sağlıklar, başarılar diliyorum.